Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu geçen hafta biraz yoğun işlerim vardı arkadaşlar. Özel ailevi işler vardı. Bu nedenle fırsat bulamadım. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle cari listemizde daha doğrusu çalıştıralım. Cari listemizde alıcı ve satıcı var. Alıcıyı tıkladığımız zaman şuradaki tahsilat aktifleşsin. Ödemeyi tıkladığım zaman da buradaki ödeme butonu aktif hale gelsin istiyoruz. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Cari listesine içine çift tıklıyorum. Burada LSP'te cari klik olayına geliyorum. Ve diyorum ki eğer tabii eğerden önce buradaki butonlarımızın ismine bir bakalım. Bunun ismi BTN ödeme. Şunun ismi de BTN tahsilattır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer LST C'ye basıyorum. Kontrol boşluk tuşu. LST cariler nokta selected item seçilen satır nokta sub item. Şimdi oradaki alıcı satıcı hangi kolondadır ona bakalım. Buradaki custom'a tıklıyorum. Kolon header'a gelip burada tip arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. 4. indekstedir. İndeks de sıfırdan başlıyor. Dolayısıyla buna 3 diyeceğiz. Sub item 3 diyeceğiz arkadaşlar. Hemen burada sub item 3 eşittir tırnak içinde alıcı ise den alıcı ise tahsilatı aktif hale getireceğiz. BTN tahsilat nokta enable eşittir true. BTN ödeme nokta enable eşittir false diyoruz. Else değil ise tam tersini yazıyoruz arkadaşlar. Bu ikisini kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Ve buraya end if diyorum. If. Tamam. Şunu false. Şunu da true yapıyorum. Ve çalıştırdığımız zaman bakın hangisini tıklarsam ona göre butonların aktif pasifliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Değişiyor. Tamam. Buraya kadar anlaştık. Şimdi gelelim tahsilat ve ödeme yapmaya. Hemen bir form ekliyorum. Formumu şöyle biraz büyütüyorum. Hemen tasarımla zaman kaybetmemek için bizim buradaki daha önceki örnek çalışmamızı açıyorum. Buradan durdur diyorum. Ve cari ödeme ekranını Ctrl A ile seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Geliyorum bizim user form'a Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ve şöyle yukarı doğru götürüp bırakıyorum. Ve formu şöyle biraz küçültelim. Şuradaki tekste ihtiyacımız yok. Bir de kategori nakit tahsilat, nakit ödeme diye yazıyor. Burayı silelim. Şunu siliyorum. Date time'ı kullanmayacağız arkadaşlar. Date time picker'ı kullanmayacağız. Dolayısıyla hem 64 bit hem 32 bitte çalışsın diye bunu kullanmıyorum. Burayı sileceğim. Ve buraya yine bir text alıyorum. Tarih yerine bir text kutusu. Şuraya da bir text kutusu alıyorum. Tamam. Buna cari kodu, cari ünvanı, işlem toplamı, yeni ödeme işlemi. Bu da yeni ödeme işlemi değil de yeni işlem diyelim arkadaşlar. Yeni işlem. Tamam. Bunun adı TX'te kodudur. Bu TX'te kod olsun. Bu TX'te ünvan olsun arkadaşlar. Ünvan. Şurası TX'te toplam. Tamam. Burası TX'te tarih olsun. Tarih. Şurası da TX'te kategori olsun. Şurası TX'te açıklama. Şurası da TX'te tutar. Şimdi arkadaşlar bu form açıldığı zaman cari kodunu çağıracağız. Ünvanını çağıracağız. İşlem toplamı şimdilik boş gelsin. İşlem bugünün tarihini buraya atayacağız. Kategori buraya tahsilat veya ödeme ise ödeme, tahsilat ise tahsilat diyeceğiz. Açıklamaya fokuslanacağız. Şu formu başlığını da tahsilat diye değiştireceğiz. Tamam. Şimdi geliyorum cari listesine. Tabii öncelikle şu vazgeçin içine çift tıklayayım. Buna unload me diyelim. Bu da bu bitsin en azından. Formun ismini de FRM tahsilat ödeme olsun. Ondan sonra formu
Neyse tamam. Ne SC basınca kapanması için gerek yok. Tamam. Ha şunu seçiyoruz. Vazgeçi seçip burada cancel'i true yaptığımız zaman SC basınca kapanacaktır yani. Hemen cari listesine geliyorum. Buraya çift tıklıyorum arkadaşlar. Burada formun en başına bir tane şey tanımlıyorum. Buraya public işlem as byte diyorum. Bir işlem diye bir şey tanımlıyorum. Bir de public cari id diyeceğim. As integer diyeceğim. İki tane şey tanımladım. Değişken tanımladım. Bu işlem tahsilat mı yaptık? Ödeme mi yapmak istiyoruz? Onu tutmak için. Aslında bu burada olmayacak. Bunu burada sileyim. Bu işlem arkadaşlar cari tahsilat ödemede olacak. Hemen cari tahsilat ve ödemenin en başına, en yukarısına buraya public işlem as byte diyorum. Bu burada kalsın. Şimdi tekrar cari listesine geldim. Şurada LST cariler click olayında şunlar aktifleşiyor. Tamam, güzel. Hemen geliyorum cari listesindeki şu ödeme butonunun içine giriyorum. Butona tıklayıp giriyorum. Diyorum ki eğer bu butona tıklamışsak arkadaşlar demek ki satıcı işaretidir. Biliyorsunuz eğer bu pasiftir normalde bakın şöyle tekrar söylemeye mesela şu anda alıcıyı tıkladım tahsilat işareti. Bakın şu anda ödemeye tıklayamıyorum. Eğer tıklayabiliyorsam demek ki satıcı işaretlidir. Dolayısıyla da ödemeye tıklayabiliyorum. Veya eğer tahsilata tıklayabiliyorsam demek ki alıcı işaretidir ve tıklayabiliyorum demektir. O zaman bu mantıktan hareketle ödeme butonuna giriyorum. Buraya tıklayabiliyorsam FRM tahsilat ödeme nokta işlem eşittir 1 diyorum. 1'i ne için kullanıyorum? 1 nakit ödeme olduğunu anlamak için. 1 nakit ödemedir. Unutmayın. Tamam. Oraya bir ataması yaptık. Yani cari tanımlamadaki işleme 1'i atadık. Bir de diyoruz ki FRM tahsilat ödeme nokta show diyoruz. Çok güzel. Hemen bunun aynısını kopyalıyorum. Ve geliyorum cari listesinde bu sefer tahsilatın içine çift tıklayıp yapıştırıyorum. Bu sefer de 2 diyorum. İşleme 2 atıyorum. Nakit tahsilat. Dolayısıyla atamaları yaptık. Şimdi tabii bir de formu da açtırdık. Güzel. Form açıldığı zaman, şu nakit tahsilat ödeme açıldığı zaman bunun içine girip bunun activate kısmına geliyorum. Diyorum ki eğer işlem eşittir 1 ise yani ödeme butonundan gelinmişse değil mi? İşlem 1 ise o zaman me.caption yani bu formun başlığı eşittir nakit ödeme formu. Formun başlığını ayarladık. Hatta ve hatta şöyle bir şey de yapalım arkadaşlar. Şu cari listesine şey yapmıştık ya arkadaşlar. Şu public cari ID atamıştık ya. Ben bunu buradan kesiyorum. Bunu buraya işlemin yanına yapıştırıyorum. Cari ID'miz de burada olsun. Tamam. Cari ID de öbür taraftan buraya gönderelim. Nasıl yapacağız? Tamam. Hemen gönderelim. Evet. Şöyle yapacağız. Ödemenin içine girdim. Ve şuraya şunu yazıyorum. Diyorum ki FRM tahsilat ödeme nokta cari ID cari ID bir dakika cari ID'miz eşittir LST cariler nokta selected item. Yani burada ne seçilmişse bakın arkadaşlar selected item dediğim şu. Şimdi cari listesine gelip şuradaki custom'a tıkladığınız zaman şu ilk kolon, şu ilk olan yani sıfırıncı kolon aslında bu birdir ama indeks sıfırıncı kolon seçili olan selected item'dır. Bir sub item birdir. Dolayısıyla selected item'ı oraya gönderdik. Şu anda biz mesela cari ID'yi sıfırlamışım görünmüyor. Aslında isterseniz şöyle yapalım. Cari ID bir 40 yapayım.
ve çalıştırayım. Bakalım ID görebiliyor muyuz? Bakın şuradaki 18, 19, 20 cari ID'mizdir. Ben buradan şu anda ödemeye tıkladığım anda şu anda cari ID'miz artı 18 olarak gitmiştir. Tamam. Hatta onu şimdi denemesini de yapacağız. Tamam. Şimdi aktivite geldim. Dedim ki eğer işlem 1 ise yani ödeme butonundan gelinmişse formül caption'ı nakit ödeme yap. Şu anda işlemimiz belli ve cari ID'miz belli. Tamam mı? Hemen teyitte tarih eşittir date diyorum. Tarihe aslında date yazmayın arkadaşlar. Şöyle yapın. vba.date deyin. Her zaman bunu kullan. Bir de TX'de kategori eşittir. TX'de kategori eşittir. Ne diyelim? G diyelim. Ödeme giriş oluyor arkadaşlar. Tahsilata çıkış oluyor. G diyelim o zaman. G giriş. Ha, küçük harfle G diyelim. Kategoriye aslında bir dakika. X'de kategori tahsil ödeme diyelim ya. Ödeme. Tamam. Kategoriye aktardık. TX'de açıklama nokta focus diyoruz. Set focus. Tamam. Peki else değilse yani işlem 1 değilse. İşlem 1 değilse o zaman mutlaka işlem 2'dir arkadaşlar. Yani tahsilattan gelmiş demektir. Hemen bunu yapıştırıyoruz. Buraya nakit tahsilat formu diyoruz. Ondan sonra tarih altta buraya da tahsilat diyoruz. Tamam. Açıklamaya fokuslandı. And if. Çok güzel. Şimdi peki buradaki cari kodu ünvanı nasıl çağıracağız? Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Aynen bizim listelemede olduğu gibi. Şuradaki listeleme neredeydi? Bakın. Şuradakinin aynısı. Bu satırları kopyalıyorum. Geliyorum ödemeye. Yine aynen şuraya geliyorum. Hatta şuraya geleyim. Aynen şu üstte. Dur bir dakika. Her ikisi içinde ortaktır dolayısıyla. İflerin arasına yazmama gerek yok. Direkt şuraya yazabilirim. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Database'e bağlan diyorum. Şu on error'a gerek yok. If'e gerek yok. Sadece bizim bir SQL satırına ihtiyacımız var. Şu else and if'e de gerek yok. Tamam. İşte buradan biz carimizi bulacağız şimdi. Database'e bağlan. Database SQL select yıldız from cariler ver kod değil arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Ver ID eşittir iki tırnak içinde iki tane tırnak iki tane ve işareti içerisinde ne diyoruz? Buradaki cari ID. İşte cari ID eşit ise getir. Getirdikten sonra şey yazacağız. TX'de kod eşittir record set nokta field kaçıncı değişkenimizdir arkadaşlar? Kod bakın 0 1 field 1 diyoruz. Birincisini getir oraya. TX'de unvan eşittir record set nokta field ad unvan hangisi kaçıncı satırda? 0 1 2. Burasına da 2 diyoruz. Ondan sonra TX'de işleme de istiyorsanız TX'de toplama şimdilik bir sıfır atayalım. Bu sıfır olsun. Tamam. Şimdi çalıştıralım. Ha, bir de database bağlantıyı koparmamız lazım. Database nokta bağlantı kes. Hemen çalıştırıyorum. Ana forma geleyim. Çalıştıralım. Eyvah dur. Öncelikle sayfamız şunu bir ekranı kaplamamız lazım arkadaşlar. Değil ya bizimki bu değil ki. Bizim çalışmamız budur. Alt tamam.
Start dedik. Evet, şimdi carilere geldim. Burada bakın testtir. Mavi ticaret. Mavi ticareti tıklayıp tahsilata tıklıyorum. Bir tür uyuşmazlığı oldu. Cari ID 0. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Satıcı ödeme. Bakın geldi. Tahsilatta gelmedi. Niye? Tahsilata niye gelmedi? Cari ID tahsilat butonu da yollamadık galiba. Bakın ödemede ne demişiz? Buradan bunu göndermişiz. Ama tahsilatta göndermemişiz. Onun için hata verdi. Tahsilatın içinde de şunu göndermemiz lazım. Tahsilat ödeme nokta cari ID eşittir. LST cariler nokta selected item. Tamam, şimdi oldu. Bakın geliyorum arkadaşlar buradan. Örneğin testi seçiyorum. Tahsilat diyorum. Hemen cari kodu CR001. Cari unvanı 0. Tarihi yazmış. Kategori tahsilat. Açıklamada bekliyor. Açıklama yazıp tutarı yazacağız ve kaydet diyeceğiz. Peki satıcıdayken gelip ödeme tıklıyorum. Yine CR019 test 2 ve kategori ödeme. Açıklamada bekliyor. Formumuz açıldı. Şimdi ben ne yapıyorum? Şöyle yapalım. Şunun arkadaşlar kategori enable false diyoruz. Aslında lookup true yaparsak, yani bu lookup'u true yaptığımız zaman buraya müdahale edemeyecek. Yani değiştiremeyecek. Hemen olayı tekrar kısaca özetlemeye çalışayım. Biz burada bunun click olayına dedik ki eğer carilerdeki select item sub item 3 ise alıcı ise, yani 3 alıcı ise tahsilat butonu aktif et, ödeme aktif butonu pasif yap. Tam tersinde ise, yani satıcı yazıyorsa burada, dolayısıyla da tahsilatı kapat, ödemeyi aç. Peki, tahsilat ve ödeme butonuna tıklayınca ne yapmışız? Ödeme butonuna tıkladığım zaman, tahsilat ödeme formundaki public türünde her taraftan erişilebilir olan işleme bir atadım. Ondan sonra tahsilat ödemedeki cari ID'ye de bu listede seçilen cari ID'yi gönderdim ve formu show yaptım. Tahsilat butonunda da aynı şey yaptım. Yine işlemi 2 yaptım. Ondan sonra oradaki cari ID değişkenine buradaki cari ID'yi gönderdim. Bu listedeki cari ID'yi yolladım. Formu gösterdim. Peki form açılınca, form aktif olunca ne yaptım? Önce bir database'e bağlandım. Select yıldız from cariler ver ID'si cari ID'ye eşit olanı bana getir dedim. Ondan sonra text'te koda bana getirdiği birinci fiil değişkeni, birinci kolondaki hücreyi atadım. Ünvana da 2'yi atadım. Toplama 0'ı atadım. Database bağlantısını kestim. Ondan sonra işlem 1 ise formun caption'ına nakit ödeme dedim. Text'e tarihe tarihi gönderdim. Kategoriye ödeme yazdım. Açıklamaya fokuslandım. Tam tersinde ise, yani 1 değil 2 ise nakit tahsilat formu dedim. Yine tarihi atadım, kategoriye tahsilat yazdım, açıklamaya fokuslandım. Yaptığımız şimdilik bu. Peki, hemen bunun kayıt işlemini yapalım. Geliyorum buradan arkadaşlar, bir tane tablo oluşturacağım. Burada sağ tuş, pardon, şurada oluştur tablo. Tablo geldi, tabloyu hemen tasarım formunda açıyorum. Tablonun adı cari hareket diyorum. Cari hareket diye bir tablo oluşturdum. Ben daha önceden ne girmem gerektiğini ben buraya not aldım. ID lazım bize. Cari ID lazım. Yani hareketin ID'si, cari ID, giriş mi çıkış mı, G mi C, GC'yi tanımlayacağız. Tarih, kategori, açıklama, tutar, hangi ay ve hangi yıl olduğunu aktaracağız. Şimdi burada kimlik yerine ID diyorum arkadaşlar. ID, otomatik sayı. Ondan sonra buraya cari ID cari ID, burası cari ID arkadaşlar, sayı olacak, integer tipinde. Sonra ne gerekiyordu? Giriş mi çıkış mı, G C yazdım. Giriş çıkış da bit tipinde olsun arkadaşlar. Bu da bit olacak. Bit nasıl yapılıyordu? Yani evet hayır arkadaşlar. Evet hayır bittir. Yani ya sıfırdır ya birdir. Ondan sonra
Tarih. Tarih. Buna date time diyeceğiz. Tarih saat diyeceğiz. Aslında sadece tarih var mı yok muydu? Tarih saat. Tarih saat dedik. Biçim olarak kısa tarih var mı? Biçim olarak ha şu tarih biçimi olsun. Kısa tarih. Kategori açıklama. Kategori. Kategorimiz de aslında giriş çıkış kategoridir zaten. Aslında buna giriş çıkış demeyelim ya. Kategori diyelim. Kategori olsun ya. Kısa metin. Tamam. Bir de açıklama. Açıklama. Açı harfi, şe harfi. Bunları yazmıyorsunuz kesinlikle. Buna da arkadaşlar uzun metin diyoruz kısa açıklamaya. Uzun metin. Tutar. Buraya tutar diyoruz. Tutara da sayı diyorsunuz. Sayı formatında ise uzun tam sayı değil. Ondalıklı yazıyorsunuz. Ondalık diyorsunuz. 18 haneli ve virgülden sonra iki basamak olsun. Tutar. Tutardan sonra ay ve yıl. Ay. Ay nedir? Ay. Sayı diyelim. Bir de yıl diyoruz arkadaşlar. Bu da sayı olsun. Bu da sayı olsun. Tamam. Bunun olay bu kadar. Bir de zaten buna anahtar şeyi vermişiz arkadaşlar. Hemen kapatıyorum burayı çarpıyla. Tamam. Gelelim kayıt işlemine. Hemen kaç dakikamız oldu? Şey uzadı. Arkadaşlar kaydı da yapalım. Zaten cari tanımlamadaki kayıt olayının aynısını yapacağız. İşlem 1 ise kaydet. Hemen geliyoruz şuradaki kaydete. Aslında bir sonraki derste kaydeti yapalım. Siz de kendiniz yapmaya çalışın. Tablomuzu oluşturduk gördüğünüz gibi. Kendiniz yapabiliyorsanız kaydetme yapın. Yarın diğer derste devam edeceğim arkadaşlar. Yarın inşallah devamını getireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.